Özgür Özel'den bahsetmişken, Özgür Özel'le ilgili de son dönemde bir konu konuşuluyor. Ayağı bir ev kazasında ayağını sakatladı. Bununla ilgili hayır, işte ayağıyla normal bir kazada sakatlamadı, ayağından vuruldu diye bazı açıklamalar, iddialar ortaya atıldı. Bugün Özgür Özel'in bir açıklaması var bu konuyla ilgili. Hatta röntgenini yayınlamak zorunda kalmış ayağının. Kurşun mu varmış, kırık mı, alın bakalım röntgene demiş ve şaşkınlıkla da takip ediyorum bu açıklamaları diye bir ifadesi de olmuş. Metehan Demir, ne diyorsunuz bu konuyla ilgili? Valla Ankara çok zor bir yerdir Sultan Anır. Şimdi Özgür Özel de bu zorluklara Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak bizzat karşılaşıyor ve bu iddialarla mücadele etmeye çalışıyor. Evet, FETÖ'cü hesapların yani yaydığı bir yalan diyor. Öncelikle geçmiş olsun kendisine. Geçmiş olsun. Bir insanın sağlık durumu üzerinden bizim bir spekülasyon yaratmamız ve bundan bir istismar sağlamamız asla söz konusu olmaz. Evet, bu işlerin reytingi vardır. Vuruldu mu, vurulmadı mı? Ne oldu, nasıl oldu, darbe mi aldı diye. Ama kendisinin söylediği açıklamaları şu an itibariyle dediğim gibi bu şekilde değil. Ve bugün film röntgeninde, işte ayak röntgenini yayınlamış Özgür Bey. Geçmiş olsun diyorum ben. Bu tip şeylerle ilgili çok hoşuma giden iddialar ve spekülasyonlar değil. Başka iddialar da ortaya atıldı. Sadece bu değil. Evet, başka şeyler de önceki akşam yazıldı, çizildi. Özgür Bey bu konuda yapacağı açıklamalarla durumun daha net olmasını sağlayacaktır. Ben dedim, geçmiş olsun Bey. Tam olarak şöyle. Hiç kimsenin daha önce Sayın Devlet Bahçeli ile ilgili de zamanında sağlık sorunları ortaya atıldı. Şu oldu, Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili. Ben siyasi liderlerle ilgili sağlık sorunları üzerinden yapılan spekülasyonları sevmiyorum ve konuşmak istemem. Şöyle demiş, herkesin başına gelebilecek geçirdiğim bir ev kazası üzerinden hepimizin kimler olduğunu iyi bildiği bir grubun sosyal medyadan akıl ve ahlak dışı bir kampanya başlattığını ve farklı pek çok kişinin bu gündemin peşine takıldığını gerçekten şaşkınlıkla takip ettim. Tarihsel husumetimiz olan FETÖ'cü hesapların yaydığı bir yalan daha sonra üzerine eklenerek, boyutlandırılarak, kasıtlı olarak devam ettirildi ifadesinde kullanıyor. Ve sonrasında geldiği aşama işin o röntgeni yayınlamak. Mehmet Hacet, siz ne düşünüyorsunuz? Neden böyle bir bu şekilde iddialar ortaya atılıyor? Gerçekten akıl erdirilemeyen bazı ifadeler kullanılıyor. Sizin fikriniz nedir? Yani bunlar tabii çirkin şeyler, kampanyalar. Orada Özgür Özel bu açıklamasına ben baktım. Hürriyet gazetesine göndermiş. Açıklamanın içerisinde kendi partisinden arkadaşlarına da dönük sistemi var açıklamanın içerisinde. Demek ki yani anlaşılıyor ki parti içerisindeki muhalifler de isim vermiyor ama onların da bu konuyu suistimal ettiğine dönük bir serzenişi söz konusu. Yani ben de tabii bu tür sağlık konularında geçirilen kazalar vesaire, bunlar siyaset meselesi, siyasete alet edilecek konular değil. Geçmiş olsun dileklerimi ileteyim ben de buradan. Bunun üzerinden bir siyasi kampanya yürütmenin bir anlamı yok. Ankara'da doğru, yani işte tabii biraz da yani yüksek mevkilerde, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde zaten kazanlar her zaman kaynar. Bir de bir şey olduğu zaman, böyle ani sürpriz, işte beklenmedik bir şeyler olduğu zaman 40 tane teori hemen ortaya çıkabilir. O filmi yayınlamakla da iyi yapmış. Şu filmi de bu tür durumlarda yapılabilecek en doğru şey, en açık, en şeffaf bir şekilde durumu kamuoyuyla paylaşmaktır. Öyle olmalıdır. Bunu doğal olarak insanlarda, yani bu tür haberler olduğunda bir takım şüpheler, kuşkular belirebiliyor. O nedenle de olabildiğince açık hareket etmek lazım. Ama ben şeyi dikkat çekici buldum. Yani kendi parti içindeki bir takım grupların özellikle bunu kendi aleyhine bir kampanya olarak kullandığına dönük serzenişi, sistemini dikkat çekici buldum Özgür Özel'in. Bu arada...